Sufilerin takvası uçurumlara yuvarlanmadan yürümeye azmettiği bu yolu sonunu getireceği ana kadar şehvete gömülmeden, günaha girmeden, uçuruma gitmeden, rampada baş aşağı yuvarlanmadan, kandan irinden girdaplar içinde boğulmadan sahili selamete ulaşma ve Resulullah'la buluşma. Atebe radıyallahu anh için derler ki, bir kış günü bir yerde oturmuş, öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyordu ki, yanına sokulanlar hayretle sordular. Rüyasında bile günahın hayaline girmediği insanlardan birisi. Rüyasında günaha girmemiş, harama girmemiş. Ama o sürçme neydi, o zelle neydi onu bilemeyeceğim. Kış ortasında tir tir titriyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve başından aşağıya buram buram ter dökülüyor. İrtiaş içinde raşelerle ürperiyor ve titriyor. Sordular, niye ağlıyorsun böyle ve nedir bu ter böyle? Sıkışmış gibisin. Gerçek bir kalp masiyet karşısında sıkışır. O bir zaman ne yapmışsa bilemeyeceğim. Fakat yanındakilerine şunu söylüyor. İnnehu mekanun asaytu fihi rabbi. Burası öyle bir yer ki benim şimdi şu irkildiğim, ürperdiğim, titrediğim yer öyle bir yer ki bir zamanlar şu beni tanıdığınız gibi tanımadan evvel ben burada bir kere ayağım kaymıştı, düşmüştüm. Buraya gelince düşünüyorum da hicaptan iki büklüm oluyorum. Ben burada sana baş kaldırmıştım Allah'ım diyorum. Bura benim Rabbime isyan ettiğim yerdir diyor. Adımını böyle şuurlu ve hassas atan bir insanın uçuruma gitmesi düşünülemez. Rabbimin bu hassasiyeti size ve bana lütfetmesini, gedaların gedalıklarına bırakmayarak, sultanın sultanlığı çerçevesi içinde, çerçeveler de onu ihate etmez ya, çerçevesi içinde bize lütfeylesin. Efendimizin duasıyla diyelim, Rabbena la tekilna ila enfusina tarfete ayn ve la akalla min zalik. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakma. Daha az olsa dahi bizi nefsimizle baş başa bırakma. Sana geliyorum şimdi. Kutsilerin takvasının ızdırap buğdu. ızdırap ibadete derinlik kazandıran öyle bir şeydir ki eşini göstermek mümkün değildir. ızdırap. Ah yapabilseydim şunu, şu iyiliklerin bütününü temsil edebilseydim. Ah bir kerecik olsun hangimiz vardır da suçmuş, düşmüş, hatalara girmiştir de sonra keşke bunu yapmasaydım dememiştir. ızdıraptır bu. Hadisatında bir amel yoktur burada. Ciddi bir amel göze çarpmaz. Fakat ızdırabı Allah amel yerine kabul buyurur. Cihad edememişindir. Cihat saflarında yerini alamamışındır. İbadet-ü taatı gönlüne göre eda edememişindir. Masiyetten senin ölçülerin, senin kıstasların içinde uzak kalamamışındır. Ve bunların her birisi içice burkuntular gibi. Mevcudiyetlerini senin içinde hissettirirler de sen de iki büklüm olursun. İçinde bulunduğun şartlar itibariyle benim içinde bulunduğum şartlar çok müsait. Ben kalksam her gece 100 rekat namaz kılsam içinde bulunduğum şartlar buna müsaittir. Ahu efgan etsem, okuduğum evradu eskarla etrafı lerzeye getirsem, sesimi herkese duyursam, yaşadığım yer itibariyle durum buna çok müsaittir. Fakat canım çıksın, çokları öyle yerde yaşıyordur ki onun 2 rekat namazına dahi müsamahayla bakılmamaktadır. O namazı şöyle veya böyle verip veriştirmektedir. Bir koridorda eda etmektedir. Seccadesini sererek bir yerde, namazını kılmama gibi bir kusuru irtikap etmemek için böyle dahi olsa olsun, böyle dahi olsa mutlaka olmalı diyerek nerede olursa olsun o namazı yerine getirmektedir. Ben buna kutsinin ızdırabı diyorum. Ve bu o 100 rekat namazın size kazandırdığı şeyden daha çok şey kazandırır. Enes bin Nadır Bedir'e iştirak edememişti. Enes bin Malik diyor ki amcası. Enes bin Nadır, Enes bin Malik'in amcası. Yeğen de Allah Resuluna dilbeste, amca da Allah Resuluna dilbeste. Enes ailesi Allah Resuluna dilbeste. Bedir'de ayrı bir vazife çıkmış da gelememiş. Öyle üzüldü ki adeta 7 kat gök sırtına bindi onu. Benim efendim ilk defa hasımlarıyla yaka paça olurken ben orada bulunamadım. Bir sene ama bu 1 sene içindeki eşya ile beraber sırtında taşır gibi oldu. Ve kendi kendine şöyle deyip duruyordu. Allah benim efendimin düşmanlarıyla beni bir kere daha karşılaştırırsa alim Allah benden görecekleri var onların. Alim Allah o düşmanlara göstereceğim ben diyordu. الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Müminlerden öleler var ki Allah yolunda mücadele ediyorlar. Allah'a verdikleri, Resulullah'a verdikleri sözde doğru çıktılar. Kimisi Resulullah'a verdiği sözü yerine getirdi. Yani uğrunda öleceğim dedi, öldü. Kimisi de ölmek için zemin arıyor. Enes bin Nadır da elini sıkıp uğrunda, davan uğrunda ölmeye söz veriyorum diyenlerden. Allah kendi yolunda ölenlerle ölmeyenleri bir çırpıda zikrediyor. Bir çizgi üzerinde müşterek müteala ediyor. Neden? Birileri verdikleri sözü yerine getirdi, şehit oldular. Öbürü vicdanında onun ızdırabını çekerek şehitlik mertebesine ulaştı. İnnemel amalu bin niyyat. Ve innema li kulli imri'in ma nawa. Ameller niyetlere göredir. Başka bir hadiste niyetül mu'mini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyuruluyor. Izdırap. Kutsinin takvasının ayrı bir derinliği ızdırap. İnsan günaha girdi, suçlu düştü. Atübe gibi. Günahı her hatırladıkça kendinizden geçeceksiniz. İçinizde bir burkuntu duyacaksınız. Allah Celle Celaluhu bir hadis-i şerifte Efendimizin ifade ettiği gibi günahının ızdırabını duyan insanları günahım yok diye ferih fehur yaşayanlara tercih ediyor. Eğer günah işlemeseniz, günah işleyip onun ızdırabını ruhlarınızda duymasanız Allah günah işleyen başka bir millet getirecek, günah işlettirecek, tevbe edecekler, sevecek, mağfiret edecek. Ya ibadî, kullukum dâlun illâ men hedeytu, festehdûni ehdikum. Ey kullarım, Allah diyor size kutsi hadiste, ey kullarım diyor, nefsine izafe ediyor. İltifata bakın, ben böyle derken siz başınızın Allah'ın eliyle okşandığını hissediyor gibi olacaksınız. Ya ibadî, kullukum dâlun illâ men hedeytuhu. Hepiniz sapabilirsiniz. Ancak ben kimi hidayet edersem, kimi tutarsam o düşmez işte. Festehdûni ehdikum. Benden hidayet dileyin. Dileyin de sizi hidayet edeyim. Ya ibadî, kullarım. İnnekum tuhti'ûne billeyli vel nehâr. Ve ene ağfiru zunûbe cemî'â. Festeğfirûne ağfir lekum. Gece gündüz demeden günah işliyorsunuz. Gece gündüz demeden masiyetler içine giriyorsunuz. Ben de gafur ve rahimim. Bütün günahları mağfiret ederim. Yerse düşmeyiniz. Ümitsizliğe kapılmayınız. Mağfiret dileyiniz. Hepinizi mağfiret edeyim. Günah işlediğiniz noktayı, zamanı ve mekanı hatırladıkça iki büklüm olacaksınız. Izdırap. Takvanızın bir buğdu olacak. Size nakletmişimdir. Müsaade buyuruyorsanız bu defa kestirmeden diyeceğim. Huzuru Risalet Penahiye bir delikanlı girdi. Gireceği ana kadar öyle meşhur sahabe arasında adı da çok bilinmiyor. Bilinseydi Allah Resulü zaten üzerinde tahkikat yapıp o kadar soru sorup durmaz. Sonra öğreniyoruz ki bu Gamidiye oymağından ihtimal maiz. Çünkü suç ortağı Gamidiye'den bir kadın. Sahabinin edebi asıl kabile ve oymağa tam vermiyor. Kadının da ismini vermiyorlar. Hemen Kütüb-i Sitte ricali hadisi rivayet etmiş olmasına rağmen İmam Müslim ve Nese'yi değişik tariklerle rivayet ediyor olmalarına rağmen kadının ismine rastlamıyoruz buralarda. Ve mazi kitaplarında da görmedim. Bu da gıybete karşı, birini vakada, bir vaka karşısında dahi çekiştirmemeye karşı sahabinin hassasiyetinin ifadesidir. Çok hassastır. Ey Allah'ın Resulü, haddi şer'i tatbik et, beni temizle ne olur dedi. Dışarıda sormuş, soruşturmuştu. Bir gün şehvet, biraz evvel bahsettiğim delikanlı gibi bakışını bulandırınca kendisini bir şehvet girdabı içinde bulmuş ve günaha bir adım atmış. Sonra da 7 cedime tövbe demiş, 1000 pişman olmuş ama fakat o günaha bir adım atmıştı. Sonra da Allah Resulü'nün huzuruna koşmuş, benim için ne gerekliyse yap, beni temizle demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık onun üzerinden geçen her dakikanın dahi onun için bir ölüm manasında olduğunu görüyordu, bakışlarından okuyordu. Resulullah'a düşen şey şu idi, şefkat peygamberi. Kur'an onu anlatırken hasırla, beyan alimleri bu meseleye hasır derler. Kasretme, hasretme. Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Başka değil, başka değil. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. İşte sözü böyle tam bir noktaya bağlama. Başka değil, şu değil, bu değil. Sevgili Habibim, sen insanlığa mahz-ı rahmetsin. Allah onu rahmet olarak gönderince, onun rahmetinden herkes istifade edecektir. Mücrimler, günahkarlar bile ona koşunca, elleri etekleri boş dönmeyecektir. Ama o yine de Allah'ın emrine rağmdır. Allah'ın dediğinden fazla şeyler ileri sürmeyecek. Allah'ın sahip çıkmadığına sahip çıkmayacaktır. Ona şöyle diyecektir. Dön, git, tövbe et. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. O gidecek ama emre itaatteki inceli kavramanın ifadesi. Nebi emretti. Hayır gitmiyorum diyemezsin. Dışarıya çıkar, bir daha girer. Aynı söz. Ya Resulallah, haddi şer'i tatbik et, beni temizle der. Bir daha dışarıya dön, git. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Gider, bir daha gelir. Çünkü vicdanen muazzamdır. Bu her giriş ve çıkışta maiz bu işin farkında olsa da olmasa da nurdan helezonda adım adım Allah'a doğru yükseliyordur. Adım adım. Ve nihayet bu kadar itiraf karşısında haddi şer'i tatbik edilir. Hatta bir aralık kendisi vazgeçer. Kaçmaya durur ceza tatbik edilirken. Birisi arkadan bir çene kemiğiyle başına vurur, yatırır. Sonra Allah Resuluna bu meseleyi ulaştırınca efendim irkilir, ürperir, gözleri dolar şöyle der. Efela adentumuni. Bana haber vermeli değil miydiniz? Ne diyor öyle yaptınız? Belki pişman olmuştum. Ve Allah da affeder. Günah işledin, setrettim. Haydi git, bugün affettim der. Mahşerde bir tabloyu anlatan böyle bir hadis vardır. Günah işledin, setrettim. Haydi git, affettim. Saklı, Rab çok rahim. Bir hak dostu der ki, onu haber versem korkuyorum inhiraf edersiniz. Rab çok rahimdir. Fakat azabı da çok şiddetlidir. Hem bu kadar rahim olan Rabbe karşı kulluk yapmak bizim için bir vefa borcu değil midir? Bizi en küçük şeyleri bahane ederek affeden, bize seviye kazandıran Rabbimize karşı bizi affetmesine mukabil kulluk yapmak bir vefa borcudur. Aradan 2 gün, 3 gün geçer. Bakın, ızdırabın kazandırmasına bakın. Buyurur ki Allah Resulü bir rivayette, adam öyle bir tövbe etti ki, haraç yiyen bir insan bile affetseydi affolurdu. Bir başka rivayette şöyle buyurur, adam öyle bir tövbe etti ki, şu ma beynel labeteyn, Medine'nin 2 tepesinin arası, bu 2 tepe arasındaki bütün insanların günahlarına dahi yeterdi o tevbe. Izdırap önemlidir. Bir hak dostu için derler. Şeytan sabah namazına uyarmış da, beni niçin namaza uyardın, sen namazı sevmezsin. Secdeden alerjin baştan bu yana belli. Allah secde dediği halde sen alerjinin kurbanı oldun. Secde etmeyi sevmezsin sen. Benim için namaza kaldırdın, menkıbe, menkıbe. Uydurur. Der ki, yerde gökte secde etmediğim yer yoktu da, ben edemiyorum da, sen edersin diye de, onun neşvesi hala dudağımda da, dilimde de, geldim kaldırayım dedim de, falan gibi bir sürü şeyler ama, veli feraseti, bunları hiç yutar mı başlayayım, yutar mı tabiri çirkin. Sen doğrusunu söyle der bana. Bunlar şeytan tarafından konuşulunca benim inanmam mümkün değil. Daha 50 tane şey anlatır ona. Sonra şunu der. Seni işin doğrusu şunun için kaldırdım. Bir gün sabah namazına senin gibi bir tanesi kalkamamıştı. Güneş doğmak üzereydi. Birdenbire öyle bir iniltiyle kalktı ki Allah'ım dedi. Namazda bir dinecek Allah'ım dedi. O inilti öyle büyüdü, öyle dağlaştı, öyle devleşti ki Allah pek çok mücrimin günahına kefaret yaptı. İşte bunu etmeyesin diye yaptım. Izdırabın takvaya kazandırdığı derinliği görüyor musunuz? O zaman dönüp ben kardeşlerime diyeyim, Adem'i büyüten ızdırabıdır. Hallacı Mansur tavasınında der ki, Adem düştü, emre itaatteki inceliği kavradı, doğrulur doğrulmaz. Rabbena zalemna enfusena. Ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin dedi. Allah'ım Havva ve ben bir günahı paylaştık beraber. Aramızda icra ettik. Zulmettik nefsimize. Ama nefsine zulmedenleri affeden sensin. Sen affedet etmezsen husranda, haybette, kaybedenler içinde oluruz dedi. Ve 30 sene derler. Belki de 40 sene artık emirlerin kendisine geldiği semaya başını kaldırıp bakamadı. 30 sene Adem her şeyi hep yerde aradı. Ama yere doğru baktıkça dolgun bir başağın aşağıya doğru bükülmesi gibi o da dolgunlaşıyor, doygunlaşıyor, bir başak gibi aşağıya doğru eğiliyordu. Zira zaten onun yeri yerdi. Düşeceği yerde topraktı. Allah onu bir başak olarak yaratmıştı. Toprağa düşecek ve çürüyecekti ki o başaktan Hz. Muhammed ağacı çıksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bütün vazifesi kendi bağrında Hz. Muhammed Mustafa'yı mayalamaktı. Ve onu da yapmıştı. Tam 30 sene veya 40 sene başını kaldırıp semaya bakamadı. Bu hacaletler ona bütün peygamberlerin dilinde Safiyullah Adem. Allah'ın en safi kulu Adem. Hani Allah buyuruyor فَعَصَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Adem peygamberlik ölçüleri içinde Rabbisine baş kaldırdı. Ne yaptı? Siz sevdiğiniz çocuğunuza diyorsunuz ki bana bir su getirsen memnun olurum. O da diyor ki bugün su getirmek içimden gelmiyor. Siz de asi seni gidi serkeş diyorsunuz. Gerçekten bu bir isyan mıdır, bir serkeşlik midir? Değildir. Fakat onun kurbiyeti, yakınlığı, sizin sevmeniz, onun size ihtiyacı ve bu arada küçük bir emre baş kaldırması. Siz hemen ona seni gidi serkeş, seni gidi asi diyorsunuz. O Adem Nebi'nin ruhun feda olsun. فَعَاسَ آدَمْ رَبَّهُ sözüyle yediği tokat bundan farklı değildir. Ama o 30 senelik o ızdırabıyla Kutsi'nin takvası içinde öyle bir derinleşti ki minarelerimizde biz temcid verir, salatü selam okurduk. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah veya ve aleyke ya Adem Safiyullah dedik. Adem Safiyullah. Ya Adem Safiyullah. Adem Allah'ın en safi, en öz, kaymak kulu. İbadeti taattaki derinleşmesi.